Zor sorular var sınavda. Zor bir soruyla karşılaştınız. Sizden rica ediyorum. Ne olur sorularla sakın inatlaşmayın. 20 yıldır üniversite hazırlayan ve LGS hazırlayan gençlerle çalışan bir kardeşinizim. Çok duyduk şunu. Hocam sınavda bir matematik sorusu, bir fizik sorusu çıktı. Onunla çözeceğim diye uğraşırken bir baktım 15 dakikam geçmiş, 20 dakikam geçmiş. Sınav heyecanıyla ne kadar sürenin geçtiğini anlayamazsınız. Bütün soruları cevaplandırdınız. Süreniz kaldı. Dönersiniz, çözebileceğiniz en kolay sorudan tekrar devam edersiniz. 15 hadi bilemediğin 20 soruda mutlaka kısa ara verin. Şöyle bir bırakın kalem elinizden, birkaç saniye şöyle güzel bir derin nefes alın. Efendim bir yudum su alın. Mutlaka saate bakın. Zamanınızı planlayın. Şöyle mümkünse gözlerinizi bir ovabilirsiniz. Şöyle kafanızı bir kaldırıp derin bir nefes aldıktan sonra bu süre 10-15 saniye geçmemesi gerekiyor. Hemen arkasından ya Allah bismillah diyerek denememize devam ediyoruz. Denememiz olduk. Sınavımızı olduk, çıktık. Bir 15-20 dakika, yarım saat dinlendik. Ne yapacağız? Hemen deneme sınavımızın analizini yapacağız. Bugün birçok gencimizin yapmaktan kaçtığı, korktuğu ama çok büyük bir hata yaptığı şey. Denemelerde yanlış yapabilirsiniz. Denemelerde hata yapabilirsiniz. Üniversite sınavı gününe kadar, LGS gününe kadar ne kadar çok hata yapıyorsanız, yanlış yapıyorsanız bu sizin için o kadar iyi, güzel. Korkmayın. Bütün mesele sınav analizinizi yapıp yapmamanızda. Hangi dersten, hangi konulardan yanlışlar yaptım? Ben bu yanlışı niye yaptım? Dikkat sorunum var, bilgi sorunum var, soruyu yanlış mı okudum, soruyu doğru anlayamadığım için mi çözemedim? Mutlaka bu analizinizi yapın. Yapamadığınız soruları çözmek için mücadele edin. Denemelerde yapamadığınız soruları çözmeden, öğrenmeden geçmeyin. Bu ara denemelerinizde netleriniz inişli çıkışlı olacaktır. Bu sizin moralinizi bozmasın. Bir gün 90 net yaparsınız TYT'de, bir gün 60 net yaparsınız, bir gün 100 net yaparsınız. Bazen 110 yaparsınız, bazen 50 yaparsınız. Kıymetli kardeşlerim, yolculuklarda her zaman otobandan gitmeyiz. Her zaman manzara güzel olmaz. Sakın ha denemeli sonuçlarınıza bakarak moral ve motivasyonunuzu asla bozmayın.